Altın elbiseli adam da bu kez de iki tane 125'lik skuter karşılaştırıyoruz. Bu skuterlerin olayı kendileri prestijli, şık, düzgün, elektronik, minimum teknolojileri var ve sürücüleri çoğunlukla çok memnun. Tanıtalım. Bu işe ilk başlamış olan Honda'nın PCX'i. Bu skuter herkesten önce 125 cc'lik kaliteli elektronik teknolojilere haiz güzel bir skuter yapılabileceğinin ilk denemesiydi. Hakikaten de Honda satışlarıyla PCX125'in bunu gösterdi. Bu mümkünmüş böyle bir şey. Daha önce yapılmıyordu. Daha önce 125'lik skuterler biraz böyle... Ha, bir İtalyanların işte Vespa'ları vardı. Onun dışında herkes kel kör gidiyordu. Bu alet 125'lik skuterle şehir içindeki ulaşım sıkıntısına çözüm getirmek için tam olarak Honda bakışıyla üretilmiş bir aletti. Start stop özelliğiyle, az tüketimiyle, nispeten şık, kendine has bir görüntüsüyle böyle derli toplu tasarımıyla gönülleri fethetti. PCX125. Honda'nın tabii ki en büyük rakibi Yamaha'da durmadı. PCX'in pazarına göz dikti ve NMAX'i geçen sene piyasaya sundular 2015'te. NMAX, Honda'nın PCX'de icat etmiş olduğu bu yeni 125'lik düzgün Japon kalitesine sahip skuter fikrini daha da öteye taşımayı hedefliyordu. Bakalım ne kadar başardı. Karşılaştırmada önce ergonomiden başlayalım. Şehir içinde alçak sele tutuluyor, seviliyor. Kadın erkek herkes alçak sele ve nispeten ağırlık merkezinin aşağıda olmasını tercih ediyor. Burada da o var. 76 santimlik bir sele. Yamaha ne yapmış? 76,5 santimlik sele. Yani birbirlerine çok yakın. Aralarında 5 milimetre, yarım santim fark var. Motorlar. İkisinin de su soğutmalı son nesil ileri teknoloji motorları var. Hatta PCX'te start stop özelliği var. Çalıştırıyoruz motoru. Isındıktan sonra durduğumuzda işte 3-5 saniye fazla durunca pıt diye kendi kendine stop ediyor. Burada bir onu seçebiliyoruz. Sonra gazı çevirince kendi kendine çalışıyor. Nefis. NMAX'te ise start stop özelliği yok. Fakat gene su soğutmalı. Nispeten biraz daha çok ses çıkaran ve nispeten daha çok güç ürettiği için daha iyi giden, gaza daha iyi cevap veren bir makine var. Yakıt tüketimi PCX'in bir nebze daha az. Onu fark ettik. Bayağı az yakıyor bu. Ama o kadar iyi gitmiyor. NMAX biraz daha fazla yakıyor. Buna mukabil ona göre güzel gidiyor. Yani burada aslında gitsin istiyorsak o zaman buraya bakacağız. Az yaksın derdindeysek buraya bakacağız. Fakat az yaksın konusunda da şöyle bir tartışma var. Yamaha bu motora bir tane gösterge koymuş. Anlık olarak ne kadar tükettiğini görebiliyoruz. O göstergede hani bunu az yaktırmanın da yolu var. Şehirde uzun süre vakit geçiriyorsak skuter tepesinde genelde oturuş pozisyonu çok önemli. Hele bir de boyunuz benim gibi 1.80 üzeri ise şu an mesela burada limitteyim. Görüyorsunuz bakın pıt 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 böyle bir şekil var, tamam mı? NMAX'te ise bunlar değmiyor abi. Tamam. Yani benim boyumda durum bu. Şimdi gidiş daha iyi, bunun biraz daha az iyi. ...2011'de Honda PCX'i çıkardığı zaman Euro aksama nispeten daha az yatırım yapılmıştı. Hani zaten yavaş gidiyordu alet. Önde tek disk fren, arkada kampana, Yamaha ön arka disk ve standart ABS'li sunuyor motoru. Ve ABS güzel çalışıyor, frenler nefis çalışıyor. Bir de Yamaha bu motoru standart Dunlop lastikle sunuyor. Yani bunun farkını
IRC üzerine Dunlop sürünce anlıyor insan. Tamam, Dunlop sert hamurlu falan ama her türlü IRC'yi dövüyor ya. IRC PCX'in lastikler. Arka kampana ön disk, ABS'sizlik, kuyi kaymalar. Abi ben biraz kayıyorum falan yapıyor yani. Islakta özellikle daha da dikkatli olmak lazım. Eğer PCX almayı düşünüyorsanız lastik bütçesinde yapınız. ABS'nin, gazın, gidişin, frenin vesairenin dışında bir de amortisör konforu ve yol tutuş çok önem kazanıyor bu işte. Malum şehirde sürekli cambazlık yapacağız. Kaçmalarımız var, göçmelerimiz var. Bize saldıran adamlardan kaçacağız, trafikten tüyeceğiz falan. Honda'nın amortisörler biraz daha konfor hedeflenerek yapılmış. Buradaki amortisörlerse biraz daha zorlu yol şartlarının dışında biraz da hızlı gidersek kendini kaybetmemesi üzerine yapılmış. Dolayısıyla viraj kabiliyetini ben biraz daha NMAX'in beğendim. Virajlarda vesaire de kendini dağıtmadı, kaybetmedi. Bu herif biraz daha böyle abi ben ferah ferah takılıyorum ya çok şey yapmayalım falan tadında. Gösterge tabloları. Honda'nın gösterge tablosu güzel abi. Güzel görünüyor. Böyle şık yapılmış. Öndeki bu gidon kolonu böyle kromlu mromlu. O da hoş. Kabloların hepsi belli bir noktadan kayboluyor. Bunu böyle tertemiz güzel çözmüşler. Burada beğenmediğimiz şey şu sinyalle kornanın yerini niye değiştirdiler onu anlamıyorum ya. Önüme minibüs atlıyor. Kornaya basacağım. Sinyali kapatmaya çalışıyorum o sırada. Sinyali kapatacağım, kornaya basıyorum. Millet ne var lan diyor. Buradaysa bu gidon bağlantısına falan biraz böyle beyaz eşya buzdolabı gibi yapmışlar. Yani onun tasarımını, o gidon bağlantısını daha çok beğendik. Gösterge tablosu da bunun daha fakir duruyor. Çünkü minicik, küçücük böyle, ufacık. Ancak o küçücük, içi dolu turşucuk bunda daha fazla bilgi var. PCX'te sadece bir tane trip metre varken bunda iki tane trip metre var. Bunda anlık olarak gösteriyor. Orada işte anlığı açtığın zaman bambaşka bir şey oluyor. Burada başka bilgiler de alabiliyoruz göstergeden. Gösterge tablosu o yüzden böyle renkli, bayağı tatlı, lezzetli. Bir sürü bir malzeme var. PCX'te bilgiler kısıtlı baba. Maalesef burada hani alabileceğimiz bilgi toplam kilometre. Çok çok seviyorsan bir de trip metre var. Tek bir tane. Bir de ortalama tüketim. Aha oh, o kadar. Bitti. Şimdi ikisinin de farlar teknolojik. Bak. Bunun farlar böyle. Yamaha'nın farlar böyle. İkisinin de farını biz beğeniyoruz. İkisinin de farı gayet yeterli ve güzel ışık veriyor. Scooter'de en önemli işlerden bir tanesi tabii ki bagaj. Bagaj derdi büyük. Bunun bagajını açmak için düğmeye basıyoruz. Aynı benzin depo kapağını açmak için bastığımız gibi. Düğmeyle açılıyor bu. Ve yayı var, tutuyor kendini havada, düşmüyor kafamıza. Çok güzel. Ve buraya işte bir tane kapalı kask sığıyormuş. Buraya kesin sığıyor, onu biliyorum. Ben bizzat denedim bunu. Bunu açtık. Bu böyle havada duruyor kendi. Baş aşağı vaziyette bir X-Large kapalı kask sığıyor buna. Ayna konusu var. Honda'nın aynasını çok beğendik. Güzel gösteriyordu. Yamaha da ayna konusunda ciddi çalışmış ama nedense bir şekilde benim dirsekler biraz kaldı burada. Özellikle böyle bir şu kısmı tam göründü. PCX'de o dirseklerden daha iyi kurtuldum abi. Oturuş pozisyonu itibariyle bir nebze daha iyi. Böyle çok değil ama şöyle hafif dışarı aldım. Bak böyle güzel gösterdi bunu. Hani bunlar biraz daha dışarıda kalıyor. Dolayısıyla aralara girerken de o biraz daha avantajlı, bu biraz daha dezavantajlı. Bunu da söyleyelim. Şimdi gelelim işin ekonomik gerçeklerine. Yıl 2016. Dünyada bütün orta sınıflar ve vatandaşlarını böyle soyan devletler. Tabii ülkemizde de biraz vergilendirme, şartların ağırlaşması, işsizlik falan filan derken hepimiz cebimize sahip çıkalım diyoruz. Peki bunların fiyatlar ne olacak? Şubat 2016 itibariyle Yamaha NMAX'in Türkiye fiyatı 8900 TL. Honda PCX 125'in fiyatı 8600 TL.
Aralarında 300 lira fiyat farkı var. O 300 lirayla ne alıyoruz burada? İyi lastik, ABS, daha iyi gidiş. 300 lira ucuza daha kötü lastik, ABS'sizlik var ama tarz olarak, şekil olarak eğer PCX seviyorsanız o zaman buradan devam edilir tabii. Ha, bir de ekonomiklik var. Bu biraz daha az yakıyor, bu biraz daha fazla yakıyor. O böyle beygir farkı elbette tüketime de bir miktar yansıyor. Bunun da yalanımız yok. Durumlar böyle. 125 cc'lik skuter almayı düşünüyorsanız bu alternatifleri bir gözden geçirin. Bildiğimiz kadarıyla hem Yamaha'da hem Honda'da test motoru var. Dolayısıyla gidin ikisini de birer kez deneyin. Bizim videoyu izledikten sonra bir de kendiniz deneyin. Bakalım ne diyorsunuz? Kendiniz karar verin. Görüşmek üzere. Kayı takıyor. Kayı takıyor. Ne eko varmış lan burada? Ne oluyorsa Hey, ben ta bilmem nereye kadar geldim. Bununla bizim site zaten çok acayipti. Altın elbiseli adam da otobüsler geçiyor.